Hazreti Musa'nın kardeşi Harun aleyhisselam ile ilgili kıssayı anlattığınızda, Harun aleyhisselamın yaşanan olay karşısındaki tutumu olarak kavminin yanlışının yanında onları bölmemeye çalıştığını görüyoruz. Fakat İsrailoğullarınca işlenen suçun ağırlığı da affedilemeyecek bir günah. Harun aleyhisselam burada acaba nebi olarak yanlış bir karar mı verdi? Biz de bu gibi durumlarda kavmimizi bölmekle sonuçlanacak olsa dahi şirki açıkça ilan etmeli miyiz? İşte özellikle böyle hutbelerde falan dine gerçekten ters gibi gözüken durumlarda kalkıp müdahale mi etmemiz gerekiyor? Yoksa Harun aleyhisselam gibi susmak mı lazım? Şimdi Harun aleyhisselam aslında susmuş değildir. Onlara yaptıklarının yanlış olduğunu açıklıyor. Böyle bir ayet vardı, aklına geliyor mu? Evet, o ne şey de var. Evet. Yani Harun aleyhisselam orada susmuyor. Ama fiili müdahalede bulunmuyor. Yani bir Musa aleyhisselam o grubun başı, aynı zamanda bir yöneticisi, fiili müdahalede bulunmuyor. Ama şey olarak, bir nebi olarak şey yapıyor, ayetlerini bir oku bakalım. Oku, Taha suresi 90. ayet ne diyor? Hakikaten Harun onlara daha önce ey kavmim demişti. Siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. Tamam. Uyarda olmuş yani. Yani şeyde Harun aleyhisselam uyarısını yapmıştır. Sadece yönetici, çünkü bir nebi, bir de Musa aleyhisselamın o kavmin yöneticisi olma sıfatını da üzerinde yönetici olarak müdahale etmemiştir, o kadar. Yönetici olarak müdahale etse onları kurtaramazdı ki gene. Adam inanmıyorsa inanmaz. Yani şeyin, Musa aleyhisselam ona niye bunlara engel olmadın, yani şey yapsaydın, putlarını kırsaydın, fiili bir müdahalede bulunsaydın şeklinde şey yapıyor. Evet.